değerli basın mensupları. HDP Genel Merkezi adına, aynı zamanda HDP'nin temsil etmiş olduğu 6 milyonu aşkın seçmen adına ve milyonlarca yurttaş adına büyük bir haksızlık ve büyük bir hukuksuzluğun ifadesi olan Manisa davası dosyasını izlemek için buradayız, Adliye Sarayı'ndayız. Daha önce de ifade etmiş olduğunuz gibi, arkadaşlar öne geçeceğiz. Er ya da geç mutlaka bu ülkede adalet tecelli edecek. Er ya da geç mutlaka bu ülkede, bu coğrafyada hukukun üstünlüğü tecelli edecektir. Er ya da geç bu ülkede haklar, özgürlükler tesis edilecektir. İşte haklar, özgürlükler, adalet tesis edilsin diye birilerinin çaba sarf etmesi lazım, mücadele etmesi lazım. İşte HDP tam da bu amaçla kurulan bir siyasi partidir. Eşitlik olsun, özgürlük olsun, adalet olsun, refah olsun, savaş olmasın, kavga olmasın, ölüm olmasın diye siyaset yapan bir kurumdur HDP. Gelin görün ki iktidarını yitiren AKP, hükümet olma vasfını yitiren AKP bir kez daha tek başına hükümet olabilmek için bu ülkeyi adeta kan gölüne çevirdi. Ve buna itiraz eden HDP'nin her aktivitesi, her yürüyüşü, her basın açıklaması Manisa ilinde suç olarak kodlanmış, suç olarak tanımlanmış. Bunu kınıyoruz, bunu reddediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. İddianamenin, arkadaşlarımız hakkında hazırlanan iddianamenin kendisi başlı başına bir suçtur. Reddediyoruz, iade ediyoruz. Bakın, Ankara gar patlaması, Ankara gar saldırısı. Bu ülkede on binlerce insan Ankara'da barış olsun diye bir mitinge gittiler. O miting insanlıktan nasibini almamış barbar IŞİD örgütünün saldırısına maruz kaldı. 105 insanımız hayatını yitirdi. Bunlardan bir tanesi Manisa'da ikamet eden kardeşimizdi. Ve bunlardan bir tanesinin cenazesine katıldığı için şu anda içeride tutuklu olan insanlardır. IŞİD barbarlığının saldırısı sonrası hayatını yitiren bir yurttaşın, masum insanın cenazesine katılmak ve veya onun taziyesine gitmek, başsağlığı dilemek Sancı Efendi'ye göre suçmuş. Hadi oradan diyoruz. Bu terbiyesizliktir, bu saygısızlıktır, bu insanlıktan nasibini almamaktır. Ve aynı saldırıda hayatını yitiren mağdura iddianame terörist diyor. Bu insanlıktan miskal zerre kadar nasibini almamaktır. Günü gelecek mutlak suretle bu hukuksuzluğun gereği gerçek adalet mekanizmalarında sorulacaktır. Sabah duruşma salonuna gelirken bir kez daha ifade etmiştik. 2009 yılında da adına KCK denilen bir operasyonla legal demokratik siyasetin tüm kadroları cezaevine konuldu. O operasyonu yürüten bütün savcılar, o operasyonu yürüten bütün hakimler, o operasyonu yürüten bütün polis şefleri, müdürleri şu anda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyorlar. Darbe kalkışması kapsamında tutuklu bulunuyorlar. Niçin? Çünkü yargı o dönem bir otoritenin emrine girmişti. Bugün de aynı iddia makamı, aynı iddianameyi hazırlayan bir başka otoritenin silahı, bir başka otoritenin sopası haline dönüşmüş durumda. Aksi durumda IŞİD barbarlığının saldırısı sonucu hayatını yitiren bir mazlumu, bir masumu nasıl terörist olarak kodlarsın? Cenazeye katıldın mı, katılmadın mı diye soru soruluyor insanlara.
cenazeye katılmak bir örgütün üyesi olmanın göstergesi olamaz. Bir cenazeye katılmak, bir taziyeye gitmek olsa olsa Peygamber Efendimizin sünneti olur. Bu kadar mı insanlığınızı yitirdiniz? Bu kadar mı hayasızlaştınız? Şu anda tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımız HDP'lidir. Şu anda tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımız, bütün insanlar aynı zamanda legal demokratik siyasete inanan insanlardır. Ama hepsinin ortak bir özelliği var. Aşağı yukarı hepsinin ortak bir özelliği var. 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi desteklemek, 1 Kasım seçimlerinde HDP'yi desteklemek, bir diğerinin ortak özelliği de referandumda anayasa değişikliğine hayır demek. Yani seçimlerde hükümetin aleyhine olan, hükümetin desteklemediği, sevmediği bir partiye oy vermek. Suç bu mudur? Terörizm bu mudur? Legal demokratik siyaset dünyanın neresinde terörizm olarak kodlanmıştır? Ve bu akılla, bu mantıkla bu ülke nasıl idare edilir? Başta eş başkanlarımız olmak üzere, milletvekillerimiz, belediye başkanları. Şu ana kadar en az 10 bin insan gözaltına alındı. 5 bini aşkın insan şu anda tutuklu cezaevinde. Peki sorarız, bu operasyonları yönetenler, bu tutuklama operasyonlarının medet umanları hangi amacınıza ulaştınız? Bu tutuklamalar oldu da ne başarıldı? Hangi sorun çözüldü? Kan mı durdu? Ülke refaha mı kavuştu? Demokrasi mi gelişti? Kalkınma mı oldu? Yoksa ülke bir kez daha 30-40 yıl geriye mi gitti? O halde bu yol yol değildir. Bu yol yol değildir. Bu yöntem yöntem değildir. Bir an önce aklın yoluna, vicdanın yoluna, ahlakın yoluna ve adaletin yoluna bu ülkenin geri dönmesi gerekiyor. İşte bu yargılamada bunun bir fırsatıdır. Bütün bu arkadaşlarımız haksız ve hukuka aykırı bir şekilde adeta rehin tutuluyorlar. Düşünün, ilk tutuklamadan bugüne değil, 22-23 ay geçmiş. İlk kez yargılama olmuş. Bir insan tutuklanıyor, hukukçu kimliğim de söylüyorum. Geciken adalet, adalet değildir. Ve adalet herkese lazımdır. Ama herkese lazımdır. İlk defa yargıç karşısına çıkar. İlk defa. İddianame okunuyor, olaylar inceleniyor, irdeleniyor. Çok açık ve ne söylüyorum ben? Kamu adına birilerinin çıkıp bütün bu tutuklardan özür dilemesi gerekiyor. Özür dilemesi gerekiyor ve aynı zamanda tutuklu kaldıkları süre içinde tazminata hükmedilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde yaralar sarılabilir. Ancak bu şekilde telafisi imkansız olan yeni gelişmelerin önüne geçilebilir. Yargılamayı izlemeye devam edeceğiz genel merkez olarak. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu tutuklama, bu yargılama legal, demokratik siyasete yönelik bir saldırıdır. Bir kez daha söylüyorum. Bugün Manisa ilinde eğer HDP, bir HDP'li, bir HDP il eş başkanı, bir HDP ilçe eş başkanı özgürce legal demokratik siyaset yapamıyorsa, tutuklanıyorsa bu şehirde demokrasi yok demektir. Eğer bir ülkede bir muhalefet lideri, milletvekilleri tutuklanıp cezaevine konuluyorsa o ülkede demokrasi yok demektir. Adalet yok demektir. Hukuk yok demektir. Eğer biz gerçekten bu ülkenin tümünde herkes için demokrasiyi, herkes için adaleti, herkes için hukukun üstünlüğünü savunuyorsak kendimiz dışında başkasına hakaret ve haksızlık yapıldığında buna itiraz etmemiz gerekiyor. HDP özgürce siyaset yapamadığı zeminde ne CHP özgürce seçim yapabilir, siyaset yapabilir, ne de diğer siyasi partiler özgürce siyaset yapabilirler. Dolayısıyla bu saldırı sadece HDP'ye değil, demokrasiye inanan herkese yapılan bir saldırıdır. Hukuka inanan herkese yapılan bir saldırıdır. Bir kez daha adalet sayılarının önünde eğer bu binanın ruhu elinden alınmamışsa, çalınmamışsa eşitlik, özgürlük ve adalet için çağrıda bulunuyoruz.
asla boyun eğmedik. Bundan böyle de asla boyun eğmeyecek. Adalet tecelli oluncaya kadar, eşitlik ve özgürlük hakim oluncaya kadar çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de birkaç cümle söylemek isterim. Osman Başkan'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi tutuklu olan ve 2 yıldır yargılanmak için bugünü bekleyen arkadaşlarımız başta olmak üzere Manisa HDP il örgütü, ilçe örgütü yöneticisi arkadaşlarımız, HDP'nin başarısı için çaba gösteren, sandık görevliliği, müşahitlik yapan, çeşitli toplantı ve gösterilerde demokratik haklarını kullanan arkadaşlarımızın hepsi bugün burada. Halkların Demokratik Partisi'nin Manisa'da geleneksel milliyetçi sağcı siyaset karşısında yeni bir seçenek haline gelmiş olmasının, o yeni bir seçenek yaratmış olmanın bedelini ödüyorlar. Onlardan intikam alınıyor. Bu davanın başka hiçbir anlamı yok. İçeride iddianameyi dinledik. Kanıt diye ortaya konulan şeyleri gördük. Bunları işittik. Hepimizin gördüğü, anladığı şey. Bütün bağımsız yorumcuların, bağımsız hukukçuların anlayacağı şey burada bir karikatür dava olduğudur. Şimdi burada bu kadar insan gözaltına alındıktan, bu kadar insan suçlandıktan, bu kadar insan günlerce nezarette tutulduktan, aylarca hapiste tutulduktan sonra bir şey varmış diye düşünülmesi için burada bir yargılama yapılıyor. Aslında bu iddianamenin reddedilmesi gerekirdi. Bu insanların bu salonda yargılanmıyor olması gerekirdi. Bu davayı açan savcının görevini kötüye kullanmaktan, hakimler ve savcılar yüksek kurulunca görevinden alınması gerekirdi. Burada bir tertiple, bir antidemokratik saldırıyla ve sağın demokrasiye karşı bir saldırısıyla karşı karşıyayız. O nedenle sizlere anlatmak istediğimiz şey sadece arkadaşlarımızın suçsuz oldukları, masum oldukları değil. O öyle zaten. Fakat burada bir suç işlendi. Bu yargı kılıfı altında bir suç işlendi ve bu mahkemenin de bugün bu suçu gizlemek için bir örtü olarak kullanıldığıdır. Sorulan sorulara bakarsak, ortaya konulan kanıtlara bakarsak, yargıcın sanıklara yönelttiği sorulara bakarsak aslında ortada sadece ve sadece bir saldırı olduğunu görürüz. Osman Baydemir vekilimizin de söylediği gibi bir insana sen cenazeye gittin, gittiğin cenazede hayatını kaybeden akraban mıydı diye sormak bizim yaşantımıza, ortak kültürümüze, hayatımıza ait bir soru olabilir mi sevgili arkadaşlar? Babaannesinin başörtüsünü suç delili diye alıp getirmek, bu renkleri tanıyor musun, bunlar nedir diye sormak, bunlar hakiki bir yargılamanın konusu olabilir mi? İnsanlar bundan ötürü suçlanabilirler mi? Ya da bir insana telefon dinlenmiş aylarca ve telefonda suç olacak hiçbir şey saptanamamış olduğu için suçlu muamelesi yapılabilir mi? Sen o kadar örgütlüsün ki telefonda suç işlemiyormuşsun diye soru sorulabilir mi? Burada bir karikatür yargılama vardır. Bir karikatür iddianame vardır. Ve bunun anlaşılması, görülmesi gerekir. Gerçekte suçlularla, suçsuzların, sanıklarla, yargıçların yer değiştirmesi gerekir. Suçlananlar suçsuzdur. İddia sahipleri aslında suç işlemişlerdir. Yasaya göre, hukuka göre, anayasaya göre, mevzuata göre, uluslararası anlaşmalara göre bu davada bizim tespit ettiğimiz gerçek budur. Bir an önce bu tutuklular serbest bırakılmadığı takdirde bu suç sürmeye devam edecektir. Tıpkı ilk yakalanan, tutuklanan sanıktan bugüne kadar 22 ay boyunca sürekli bir suç işlendiği iddiası gibi bu iddiayı biz tersine çeviriyoruz. 22 aydır yargı sürekli olarak suç işlemektedir.
bu suça bugün derhal son verilmesini bekliyoruz. Bütün bunlara rağmen hukuk kendini göstermezse, hukukun gereği yerine gelmezse biz bu davayı takip etmeye ve burada bu sarayın içerisinde gerçekleşmeyen hukukun, adaletin mutlaka halkın vicdanında gerçekleşmesi için de gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Sizleri takipçi olmaya, hem sanık yakınlarını, içeridekileri, partililerimizi, arkadaşlarını, parti yöneticilerini, eş başkanlarını her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etmeye, hem de Manisa basınını, ulusal basını bütün bu adaletsizlik ve hukuksuzlukları takip etmeye, halkın vicdanı olmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ve anlıyoruz. Gazete sahipleri, yayın kuruluşları rejimin baskısı altındadırlar. Buradaki basın emekçilerinin sözleri her zaman bir filtreden geçmektedir. Ama bilesiniz sevgili basın mensubu arkadaşlar, basın emekçileri, medya emekçileri, bugün aldığınız notlar, bugün yaptığınız kayıtlar 10 yıl sonra size tarihe tanıklık etme fırsatı verecek. Bu fırsatı sakın elden kaçırmayın. Hakikatlerin takipçisi olmaya devam edin. Bir eski meslektaşınız olarak bu da benim size bir temennim olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Derhal bugün burada adalet istiyorum.